Evet, Türkiye'de seçim gündemi son derece yoğun bir şekilde kendini hissettirirken dünya gündemi de kendi etrafına dönmeye devam etti. Avrupa Birliği, Amerika, NATO ilişkileri konusunda önemli toplantılar bir ardına gelecek. Önemli bir sürece giriyoruz. Şu anda İsveç dönem başkanı, Avrupa Birliği dönem başkanı İsveç önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. ABD Transatlantik Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısına. Bu toplantıya Başbakan Ulf Kristersson ve Avrupa Birliği adına komiser, Avrupa'nın ticaret patronu diyebiliriz. Margrethe Vestager başkanlık ediyor. Diğer tarafta da önemli isimler toplantıya katılıyor. Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ticaret Bakanı Gina Raimondo bu toplantıya katılan önemli isimler arasında. Tabii teknik heyetler ve daha önce yapılan çalışmaları yürüten komisyonlar da bu toplantıda hazır bulunuyor. En önemli gündem maddesi Çin konusu. Amerika Birleşik Devletleri Washington yönetimi Avrupa'dan daha agresif bir söylem bekliyor Çin konusunda. Çin'e karşı ortak bir tavır belirlenmesi için Avrupa Birliği'ni tam olarak yanına almak istiyor. Ancak Avrupa Birliği içerisinde bu konuya ciddi bir rezistans var. Avrupa Birliği içerisinde bazı ülkeler Amerika'yı takip etmek yerine Avrupa Birliği'nin kendi çıkarlarının koruması gerektiğini dile getiriyor. Avrupalı yetkililer dediğim gibi bu konuda sadece Çin'le rekabet, haksız rekabet konularında bir takım başlıklarla atıfta bulunmasını istiyor. Sonuç bildirgesinde Amerika'nın daha agresif, daha sert bir Çin açıklaması önerisinde şimdilik sıcak bakmıyor. Ancak toplantı sonunda bu konuya daha net bir açıklık getirebiliriz. Bir başka konu ticaret konusu. Avrupa Birliği ve Amerika arasında bir ikili ticaret, genel bir ticaret anlaşmasının imzalanması beklenmiyor. Ancak ürünler bazında bir takım pazarlıklar söz konusu. Bu bağlamda da özellikle Başkan Trump döneminde getirilen bir takım Avrupa ürünlerine gümrük tarifeleri konusu ele alınacak. Bir başka konu önemli bir konu da siber security, yani siber güvenlik konusu. Yapay zeka konusunda hem Avrupa'nın hem Amerika Birleşik Devletleri'nin getirmesi gereken bir takım standartlar konuşulacak. Ne tür standartlar, ne tür kriterler getirecek? Örneğin ChatGPT gibi bir önü alınması için pek çok talep olan bir takım programların, yazılımların ne tür kriterlere bağlanacağı konusu da taraflar arasında görüşülecek. Son bir konu belki Başkan Biden tarafından getirilen enflasyonla mücadele yasası çerçevesinde 360 milyarı geçen yeşil ekonomiye, yeşil Amerikan ekonomisine sübvansiyon destek konusu. Bu konuda bazı Avrupalı firmaların doğrudan etkilendiğini Avrupa sık sık gündeme getiriyordu. Bu konuda ne tür bir yardım olabilir, ne tür adımlar atılabilir, hangi Avrupalı firmalar bu yeşil korumadan muaf tutulabilir ya da dahil edilebilir? Bunlar tartışılacak. Bütün bunlar için ilerleme kaydedilmeye çalışacak. Toplantı 2 gün sürecek İsveç'te ve biz de gelişmeleri tabii aktarmaya devam edeceğiz. Söz yeniden Washington'da.